Ve sevgili izleyiciler, ekranlarınızda da görüyorsunuz üzücü bir haberi maalesef paylaşmak durumundayız. Sanatçı Özkan Uğur'u kaybettik. Bir süredir tedavi görüyordu. E, sanatçının vefat haberini e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atmış olduğu bir tweetle duyurdu. E, Hızlıca paylaşalım. Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. E, Her kulak verene dost ve kaynağı gönül ola gelen bu sesi unutmayacağız açıklamasında bulundu. Çok üzgünüz kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum dedi. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sevgili izleyiciler. Ee, maalesef hepimiz e, bu acıyı paylaşıyoruz ee, sevgili izleyiciler. Kendisinden gelecek iyi haberi bekliyorduk. Bir süredir hastanede tedavi görüyordu Özkan Uğur. Ee, hızlıca e, Özkan Uğur'dan bahsedelim. Raif Özkan Uğur 17 Ekim 1953 tarihinde İstanbul'da doğmuştu. Ailesinin 5. çocuğu olduğunu söyleyelim. Uğur, Reşat, Nuri Güntekin ilkokulunda okurken e, mandolinle tanışarak aslında müzik hayatına başladığını da söyleyebiliriz. E, Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır bastı ve ilk olarak Atomikler adında amatör bir grup kurdu ve dönemin popüler şarkılarını Yorumladı e, ve bir yandan da kendisine ait görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. E, hastanede çekilen bir fotoğrafı e, ekranlarınızda ve sahneden görüntülerini paylaşıyoruz. Sanatçı Özkan Uğur'un e, bir kez daha e, Allah'tan rahmet dileyelim. Kendisine, sevenlerine, ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz biz de TGRT Haber ailesi olarak. Ee, az önce söylemiştik aslında çok genç yaşlarda müzik hayatına başlamıştı Özkan Uğur. Ee, müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldı. Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. Ee, ve 1971 senesinde Kızıl Toprak'ta tanıştı. Masar Alanson ve Fuat Güner'le ilk grubu kaygısızlarla profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldılar sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu. Kaygısızların dağılmasından sonra 72 yılında Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu Rak grubu Kurtalan Ekspres'te grubun ilk kadrosunda yer alan isimler arasındaydı Özkan Uğur sevgili izleyiciler. Ee, ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde de yer aldı. Bunu da hemen e, söyleyelim. Ve sonrasında hepimiz evimizde e, çok yakından biliyoruz ki Masar Fuat Özkanlı yılları var. 1980'lerin başında olduğunu söyleyelim. Özkan Uğur, Masar Alanson ve Fuat Güner ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler. 1980-83 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte Ferhan Şersoy'un Şahları da vururlar ve Kahraman Bakkal Süpermarkete karşı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı sevgili izleyiciler. Bu arada hızlıca şunu da paylaşalım sadece tabii ki müzisyen Özkan Uğur'u tanımıyoruz aynı zamanda oldukça başarılı projelere de imzasını attı oyuncu Özkan Uğur da vardı sevgili izleyiciler. Ee, ve uzun süredir de esasında e, tedavi görüyordu. E, öncesinde çoğu kez e, hastalığı atlattı ama e, son gelen, e, son nükseden rahatsızlığı e, maalesef atlatamadı. E, ve bir süredir de esasında hastanede tedavi geliyordu. 69 yaşında olduğunu söyleyelim sanatçı Özkan Uğur'un. E, Özkan Uğur... Aysun Aslan Uğur'la evliydi ve çiftin Alişan isminde bir oğulları bulunuyor. 2013'te yakalandığı lenf kanserini atlatmıştı az önce de söyledik. Birkaç kere bu hastalığı yendi büyük bir mücadeleyle sevgili izleyiciler. Ve sonrasında 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Ve bir süredir de hastanede yoğun bakımda tedavisi devam ediyordu sanatçı Özkan Uğur'un sevgili izleyiciler.